perişan ettin aşkınla beni. Ezelden beri çok sevmiştim seni. Merhabalar. Oo, hoş geldin Ferhat. Çay vereyim mi? Taze çayım var. Ver bakalım Muharrem. Of! Ne of mu evladım? Bu bünyenin evladına of çekmek yakışır mı? Yakışmaz baba, bilirim. Ama kader of çekmeyi uygun görmüş demek ki. Madem uygun görmüş, çekelim biz de. Of, of! Ne oldu gene be oğlum? Canını sıkan bir şey mi oldu? Daha ne olsun be baba? Naim'i hatırlıyor musun? Şevket'in oğlu ufaklık Naim'i mi dersin? Heh, aynen. O ufaklık Naim'in düğünü oluyor biliyor musun? Benden tam 4 yaş küçük. Ya dünkü sümükler evlendi. Ben hala sultanıma kavuşamadım ya. Ya ben of çekmeyeyim de kim of çeksin ya? Of, of! Naim pembeli kızı sevmez ki kardeşim. Tabii kavuşur. Sen hiç merak etme oğlum. Pembeye yazdığım bu şiir sayesinde kavuşacaksın sultana. Ne şiiri be baba? Akroşçiş şiir. Akroşçiş? Pardon? Akroşçiş. Akroşçiş. O dediğin ne baba? Hakikaten ne demek ya? Akroşçiş ne bilmiyor musunuz? Tabii benim kadar kültürlü olmadığınız için bilemeyebilirsiniz. Yani akroşçiş demek şu demek. Yani şiirin ilk harflerinden bir kelime çıkar. Niye ki? Ne demek niye? İşin güzelliği orada zaten. Türk müziğinde böyle çok güfteler vardı. Mesela bak. Buradan pembe çıkar. Perişan ettin aşkınla beni. Ezelden beri çok sevmiştim seni. Meğer aşkımın karşılığı yokmuş. Beni perişan eden al şu pemboşmuş. Hep çile çekmişim talihim yokmuş. Yunus. Mesele şimdi çakıldı. Şimdi öğrendiniz mi akrostişin ne olduğunu? He, sen çok biliyorsun değil mi? Her seferinde yanlış söylüyorum kelimeyi. Ne yanlışı be? Aman akrostiş işte be. Peki ayıptır söylemesi. Niye pembe ablaya şiir yazıyorsun be baba? Sana sultanı alabilmek için. Nasıl yani? Sultan'la bu şiirin ne alakası var? Dur anlatıyoruz be oğlum. Gençliğimde pembenin gönlünü şiirle çalmıştım ben. Çok severdi şiirlerimi. Yine şiir yazarsan bana olan aşkı debreşir. Aşkı debreşirse pembeyle ben evleniriz. Evlenince de cici babası olarak direkt sultanı sana veririm ben. Oo, ölme şiirim ölme diyorsun yani baba. Yanlışım varsa düzeltin ama Yunus baba der ki... Diken ektim evin önüne. Onlar çıkacak da kapının önünden koyunlar geçecek de... Koyunlar yünleri dikenlere takılacak da o yünleri toplayıp pazarda satacağım. Selim çenesini kapayacak da...